Herer radyoların en büyük sorunlarından birisi de maddi konular. Gelişen teknolojiyle beraber ihtiyaçlarımız da artıyor. Lakin bu ihtiyaçların hepsi dövize endeksli ve şu anda onun zorluğunu yaşıyoruz açıkçası. Çünkü son bir yıldır bu radyonun işte teknik birçok malzemesini yenilemeye çalışıyorum. Lakin %20 gidebildim gibi bir şey. Çünkü e, yeterli düzeyde para gelirimiz yok. Çünkü nakit akışı çok zorlu. E, hele ki küçük şehirlerde yaşıyorsanız işte Dersim görece birçok yere göre hatta bayağı bir şehre göre bayağı küçük bir şehir. E, gelir kalemleri de buna göre de nispeten daha da düşük oluyor. Maddi kaygılarla günlerimizi geçirmeye çalışıyoruz. E, en basit örneği işte geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz ki Dersim'de e, büyük bir e, grev yaşandı. E, yaşanmaya da devam ediyor ve işte ikinci ayını neredeyse buldu e, diye hatırlıyorum. Tam gününü şu an aklımda değil. E, bu 60 günlük dilim içinde e, elektriklerde sürekli sorunlar çıktı ve e, en son bize yansıyan kısmı da o gelgitler nedeniyle vericimizin yanışı oldu. Merkez vericimiz yandı. E, ve o yanmayla beraber bize çıkan hesap en kötü yani daha doğrusu en düşük ihtimalle 40 binin üzerinde. Ee, ve bizim o kadar paramız yok. Ve o parayı denkleştirebilmek için de e, yeni yeni şeyler bulmaya çalışıyoruz. Borç edinmeye çalışıyoruz veya destek almaya çalışıyoruz. Lakin e, işte dersli müşteri küçük yerin böyle de bir durum var. İşte bazı işte biliyorsunuz dernekler ya da başka kurumlar sizden işte bizim duyurumuzu yapın e, ama para yok. İşte duyurumuzu yapın ama para yok diyen şeyler hiçbir şekilde <laughs> bize gelip ''Ya vericiniz yanmış acaba ne yapabiliriz?'' bile sormadı. E, haliyle biz de bu e, durumda e, zorlanıyoruz. Yani bu bizi zorlayıcı bir şey geliyor. Bizim yayınlarımız birçok yerde devam ediyor. internet ve e, ilçelerdeki e, yayınlarımız bir şekilde sürüyor. Lakin merkez vericimiz çok daha geniş kapsamlı bir alanı alıyordu. E, biz yedek verici de bulamadık. E, haliyle daha e, basit bir verici bulup e, bir süre idare etmeye çalışacağız şu anda. Ee, ve bu yanmanın sorumlusu da bu arada işçiler değil, ee, onu da tekrar söyleyeyim. Çünkü herkes bir şekilde onlara suç atmaya çalışıyor. Ee, grevde olan insanların e, haklarını talep etmesi kadar, yani daha nedenleri var yani buna dair. Ve biz de onları çıkardık ve gördük yani birebir şahit olduk. Haklı oldukları bir talebi devamını istiyorlar. E, e, o yansıyan durumda bize de yansıdı durum. Fakat bu... Ee, işçilerin değil FEDAŞ'ın sorumluluğunda olan bir durum. Ee, ne ne ki çözseydi, çabucak bitseydi böyle sorunlarla biz de karşılaşmayacaktık. Beraberinde Dersim halkı da bununla büyük bir sorun aslında yaşıyor. Çünkü birçok köyde şu anda elektrik sıkıntısı var. Ee, merkezde hakeza gel gitler sürekli ve birçok elektronik eşyanın sadece bizim vericimiz üzerinde değil... Ev eşyaları, işte diğer iş yerlerinin buzdolapları, işte diyelim ki bir kasabın buzdolabı bozulursa Biliyorsunuz ki öyle tamiri de hemen dersimde kolay kolay olmuyor. E, usta bulmak sorun şu ve olsa bile maddi olarak çok yüksek külfetleri var. Haliyle e, bunun çözümü bir şekilde anlaşma ve e, işçileri geri döndürme. O yüzden hani suçu bir şekilde onlara atacak bir yolda çizilmesin diye tekrar bunu da belirtmek istedim. Okuma yapılmadığı için e, sayaçlarımızın akıbetini bilmiyoruz bize ne kadar para gelecek? Bizim vericimiz e, normal dönemde en kötü e, şartlarda bile e, yüksek meblalar getiriyordu. Böyle en düşük daha doğrusu en kötü demeyeyim de işte hani en az getirdiği olarak söyleyeyim. E, en az getirdiği şeylerde bile 3-4 bin lira civarı bir elektrik giderimiz oluyordu bizim. E şimdi bunun 2-3 aydır okunmadığını düşünürsek e, ve bunun da bir anda yansıtılıp yansıtılmayacağı tereddütü içinde ne yapacağımızı bilmiyoruz. Çünkü 2-3 ayın bir anda okunup işte 7000 bin lira borcunuz var değerlenirse biz her ay 2 bin, bin ödediğimiz elektriğe bir anda 7 8000 bin lira vermek zorunda kalacağız. Fakat bizim şu an gelirimiz yok doğrusu Hani biri oradan geliyor, iki oradan geliyor, bir buçuk oradan geliyor. Yani büyük bir mebla almıyoruz. Bunun aynısı başkaları için de geçerli Bu arada şimdi e, marketi var. Soğuk e, ürünlerin e, depolandığı birçok e, dolapları var. İşte kimisi içecek, kimisi işte et işte ya da işte başka ürünler için e, baktığımızda bunların hepsi de yüksek elektrik yakan e, şeyler ve normalde 10 bin lira diyelim geliyordu elektriği e, 3 aya yakındır birçok yer okunmuyor. Bunun 30 bin, 40 bin geldiğini düşünürsek bunu nasıl yapacaklar, bize nasıl bir şekilde sunacaklar? Çünkü bu bizim sorumluluğumuzda olan bir şey değil. Biz iyi kötü işte 2 bin liraysa bir yerden bulup buluşturup o elektriği ödüyorduk. Ama bir anda 7-8 bin lira geldiğinde biz o 2-3 bini zor bulurken 7-8 bin lirayı nereden bulacağız? Veyahut da nereyi keseceğiz de oraya koyacağız? Çünkü elektriğin yansıdığı başka birçok alan var. E, haliyle e, biz o şey yapamadık ve beraberinde dedim ya mi işte vericimiz yandı ve bu vericiyle beraber e, bizim elimizde şu anda e, yedek verici de olmadığı için reklamlarımızda da bir düşme hissediyoruz. Çünkü e, eskiden en, en azından konuşuyorduk işte alamazsak bile e, bir şey şu an yayınımız bir hafta yakındır yok. E, bu e, haliyle e, reklamların da gelişine etki ediyor e, ki tamir içinde paraya ihtiyacımız var. Ee, yani bizim yayınımız devam etmiyor ama ediyor. İşte internet yayınımız var. İşte diğer yayınlarımız e, ilçelerde bazı interferans e, şekilde yayınlarımız sürüyor ama merkez vericimiz yok. Haliyle e, bu bize bir düşük güç getiriyor. Biz destek almaya çalışıyoruz ama olmuyor. E, diyelim ki biz bir şekilde hallettik bizimki diyelim ki 5-6 bin lira. E, büyük bir marketi düşünün şöyle 10 tane 15 tane büyük dolabı işte 20 tane farklı e, elektronik eşyası olan yer, ona bir anda geldiğinde 2-3 aylık bir fatura ne yapacak? İşte bunun çözümü için e, fedaş ya da işte yetkililer ne düşünüyor? E, bunu biz de merak ediyoruz. E, biraz zorlu bir şey bizi bekliyor gibi. Köylerde veya işte diğer e, yerlerde biliyoruz ki malzemelerin birçoğu yandı hani e, hani bizim vericimizin yandığı gibi, onların da mahsulleri işte e, işte. Dayanık süreleri birazcık daha düşük olan, dışarıda kalması çok uygun olmayan <laughs> birçok ürün yandı ve stoklarda tutamıyorlar artık. 3-10 paraya belki gidiyor çünkü değerleri o değilken mecbur satmak zorunda çünkü işte elektriği yok, saklayacak bir alanı yok. Ve buna dair bizim gördüğümüz birçok... Hukuksal şeyde de FEDAŞ'ın ve işte aslında sermayenin elini güçlendirici yasalar koyulmuş buralara. İşte yasa mı diyeyim artık tam da bilmiyorum işte uygulamadaki adlarını koyulmuş ve bu prosedürler bizi bağlayıcı durumlara geliyor. Yani ortada aslında her şey net fakat bunların hepsini bizim böyle belgelememiz, tek tek yazmamız işte özel şeyler ve Astarı yüzünden pahalıya gelecek bir durum yani çünkü bütün her şeyi sizin ispatlamanız gerekiyor. Ee, bu birazcık bizi yıldırıcı bir şey ama e, daha doğrusu halkı ve genel şey. Fakat buna dair de e, Fedaş'ın ve diğer şeylerin bir sorumluluk alması gerekiyor. İşte şunu misal yapabilmeleri gerekiyor. Ya zaten köye biz elektrik veremedik bu süreç tarafında. Biz kalkıp oraya fatura işte. Gerçi bunu kimden bekliyoruz değil mi işte? E, e, depremde e, çadırlara sayaç takan bir zihniyetten bunu beklemek biraz zor. Gördük işte işte e, vay efendim, biz elektrik sayaçlarını sadece kilovat ölçmek için e, koyuyoruz diye denildi. Ama ertesi gün çadırlara faturalar gelmeye başladı. E, haliyle bu zihniyetten bunu beklemek zor ama e, biz yine de insanların ümidimizi kesmediğimiz için e, tekrardan bu beklentiye giriyoruz. Yani çünkü e, ortada büyük bir sorun var köylerde, diğer alanlarda veya da şehrin merkezinde biz zaten kıt kanaat ekonomisini geçindirmeye, bir şekilde yürütmeye, bu işte gemi su aldıkça bir yerleri tamir ederek, işte yamayarak ilerlemeye çalışan küçük bir topluluğuz. Yerel'in aslında anlatmaya çalıştığı şey de bu, Radyo Munzur özelinde anlatmaya çalıştığımız şey de bu. Yerel olarak gücümüz belli ve ne yapabileceğimiz belli. Bunun üzerine karşı tarafın bir yapısı varsa bunu artık insani bir şey bekliyorsunuz. Yani umarız o insani tavra evrilirler ve sorumluluk alarak işte en kötü ihtimalle işte 3 ay boyunca veremedik biz de en azından fatura almayalım. Misal. Ya bu beklemiyorum açıkçası ama yine de buna benzer bazı çalışmalar yapılabilmeli. Yani ödemelerimizi yapacağız ama nasıl yapacağız? Bir kerede mi talep edecekler? Dediğim gibi çok muğlak bir durum yani net şunu bekliyoruz diyemiyorum çünkü e, genel pratikleri ortada işte e, greve giden kişileri e, ilk e, kısımda 16-17 kişi işten çıkartılıyor ardından bir 17 kişi daha işte toplamda 32-33 kişi işten çıkartıldı ve hepsi de her görüşme sonrası anlaştık denilen noktanın hemen ardında. E şimdi böyle bir yapıdan ne kadar iyi bir şey beklenir, ne kadar olumlu bir tavır beklenir gerçekten kestiremiyorum. Bu kestiremediğimiz noktada da hani e, ya işte sorumluluk alsınlar demek bile çok böyle bana zul geliyor. Çünkü e, karşı taraf muhtemelen, çünkü bakın karşı taraf demek zorunda kalıyor. Normalde belki de karşı taraf denmemesi gereken bir durumda artık karşı taraf gibi oluyor. Çünkü... E, iyilik ve e, güzellikle yaklaşıldığına dair bir emare yok ortada. E, haliyle e, beklentilerimiz de pek onlar tarafından yüksek değil. Ama nedir? Bunu dayatacağız tabii ki. Bir şekilde talep edeceğiz işte. E, diyorum ya hani ne talep edilebilir bile kestiremiyorum açıkçası. Çünkü e, ona dair bir emare daha görülmüş değil. İşte sorumluluğu grev yapan işçilere atan bir tavır sergileniyor sürekli. E, biz de bu e, yani en basitiyle ben o arkadaşlardan birisinin board gördüm yani. Asgari ücret daha 11 bin 400 iken 10 bin lira alıyordu arkadaş. Şimdi gördüğümüz şeye mi inanalım, size mi inanalım yani hani. O yüzden o durum biraz bizi yoracak gibi ve sorumluluk olarak da onlardan taleplerimizi ne kadar karşılayacaklarına dair bir beklenti kendimizi oluşturmamaya çalışıyoruz açıkçası. Radyo olarak biz yine sesimizi birçok alanda duyurmaya, yerelin renklerini sunmaya devam edeceğiz. Yerelde biz dersimden genele de hitap etmeye çalışıyoruz. Bu genele hitap etmemiz işte internet ve diğer alanlar üzerinden dünyaya açılma şeyiyle aslında web sitemiz de aynı şekilde bunun için bir ayak ancak bir olursak, güçlü olursak, işte yereli güçlendirirsek bir yerlere varabileceğimizi aslında söylememiz lazım son olarak. Çünkü sıkıntılı bir süreçten geçiyoruz ve bunun aşılabilmesinin tek yolu omuz omuza vermek ve haklının yanında olabilmek gerekiyor. İşte bu en basit ile yine Fedaşçılar örnek verilirse onlarda ayrı yeten de işte gördüğümüz gibi işte Rojava'da, İsrail'de savaş devam ediyor. Bu savaşın bir şekilde sonlandırılması için barışın nasıl tesis edilebileceğine dair omuz omuzu olarak bir şeyler yapılması ve bunun savunulması, uğraşılması gerekiyor. Haksızın değil de haklının yanında olmak gerekiyor. Radyomuzur olarak da biz bunu anlatmaya ve sürdürmeye çabalayacağız.